Osmanlı tarihinin en kaliteli kumandanı, en kaliteli sultanı. Sultan Mehmet. Allah ondan razı olsun. Neden en öne onu koyuyoruz? Ondan çok daha fazla fetih yapmış sultanlar var da Muhammed Aleyhisselam kimi övdü kardeşim? Muhammed Aleyhisselam Sultan Mehmet'i övdü. Konstantiniyye bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Bak ne güzel kumandan diyor benim dedeme. Demek ki bu adam çok güzel bir adam. Vehhabi'nin bir tanesi yazdı. Siz bid'at ehlisiniz, Osmanlı müşriktir. Ya Allah sana hidayet versin. Muhammed Aleyhisselam bir müşriği mi övdü dedim Vehhabi'ye. Kimi övmüş dedi. Roma'nın fethinden bahsediyor. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır diyor. Kim fethetti? Fatih fethetti. Muhammed Aleyhisselam bir müşriği, İstanbul'u fetheden bir müşriği över mi? Bir bid'at ehli, bırak müşriği, bid'at ehli olsun. Diyelim ki Vehhabiler, Allah gökte oturuyor bacaklarını aşağı sarkıtmış diyen Vehhabiler doğru olsun. O küçük 10 bin Vehhabi. 2 milyon ehli sünnet Müslüman yanlış olsun. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam bir bid'at ehlini över mi ya? Dinini değiştirmiş, bozmuş bir adamı över mi? Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan diyor. Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Hayat gayesi o. 10 yaşında yatağının başındaki hadis-i şerif İstanbul hadisi. Hocasından aldığı ilimler, fetih ilimleri, fıkıh, akaid, tefsir ama yatağının başında bir tane hadis duruyor. Bir gün elbet fetholunacaktır. Tek hayali bu. Odaklandığı tek nokta bu. Bunu fethetmem lazım. 28 tane İslam kumandanı girdi, yapamadı. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın örgüsüne nail olmak istiyorum dedi. Yaptı mı? Yaptı elhamdülillah. Sadece dua ile yapmadı. Alimlerle oturdu kalktı. Siz dua ordususunuz. Bana dua edeceksiniz, zikir yapacaksınız. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Meleklerini ve şehitlerinin ruhlarını bize göndersinler. Ve biz cihat meydanında başarılı olalım. Alimlerden bilgi aldı. Teknik olarak havan topu, şahi topları, o dönemin en büyük topları, daha önce görülmemiş teknik gelişmeler. Bunların hazırlığını da yaptı. Matematikle de olayın içine girdi. Sadece duayla, sadece körü körüne saldırmayla olmaz. Matematik var. Bunlarla beraber girdi. Hedefini yerine getirdi. Yılmadı. Ayakları cihat meydanında sabit kaldı ve İstanbul'u fethetti. Ondan sonra dedi ki, şeyhim, üstadım, hocam, akşey, benim bir amacım vardı, hayat gayem vardı. Bu yaşa geldim. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bana bunu nasip etti. Şimdi dedelerim gibi, diğer Osmanlı sultanlarından bazıları gibi hedefini gerçekleştirdiği zaman, istediği yerleri fethettiği zaman ya vezirine bırakıyor devleti ya oğluna bırakıyor bazı sultanlar. İkinci Murat, Fatih'in babası oğluna bırakmıştı. Yapacağımı yaptım artık. Oğlum sen devam ettir dedi. Ben derviş olacağım. Bakın kardeşler, dervişlik çok büyük nimet. Sultanlar sultanlığı terk ediyor derviş olsunlar diye. Siz burada derviş olmuşsunuz, dervişliği beğenmiyorsunuz. Şeyh olmak istiyorum diyorsunuz. Arkadaş ben şeyh olamadım ya. 25 senemi verdim ben ya. Sen nasıl şeyh olacaksın kardeş? Sultan Mehmet şeyhine diyor ki, şeyhim ben amacıma ulaştım. Rabbim bana nasip etti. Muhammed Aleyhisselam'ın övgüsünü aldım. Askerim de övgüsünü aldı. Şimdi artık ben derviş olmak istiyorum. Beni dergahının kapısında hizmetçi olarak kabul et. Çağ kapatmış, çağ açmış. Dergahta dervişlik yapacak. Ne dedi Akşemseddin? Bak kelimesi kelimesine getirdim. Şöyle diyor. Sultanım, sen bizim burada tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Tamamen terk edersin. Yani sana dervişlikten biraz lezzet tattıracak olursak bu zikirle, bu murakabeyle, rabıtalarla öyle bir haz alırsın ki dünya zevkleri sana itminan vermez, tatmin zevki vermez. Vermediği zaman saltanatı bırakırsın. Ben artık bu işi istemiyorum dersin. Tamam da devamı var. Devlet işlerini tam yapamazsın. Dini İslam'ı yayma işi yarım kalır. Saltanat ne için var? Dini İslam'ı dünyaya yaymak için var. Bu hangi ayete dayanır? Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın. Bu ayet cihada bize farz kılan ve yerimizde durmamızı yasaklayan bir ayettir. Güçle toplanacaksın, güç biriktireceksin, güçlendiğin zaman fethe başlayacaksın. Güç biriktireceksin, güçlendiğin zaman fethe gideceksin. Bütün saltanat, bütün Osmanlı bu akide üzerine gitmiştir. Bu yüzden fetihler yaptık. Sen diyor dini İslam'ı yayma işini bırakırsın. Köşede dervişliğe geçtiğin zaman. Ben maneviyatımı yücelteyim. Ruhum kemale ersin. Tasavvuf mertebelerini kat be kat
almaya devam edeyim, Allah'a yakınlığım artsın. Devlet gelişmiş mi, gelişmemiş mi, halk ferahta mı, değil mi? Bana ne? Benim derdim değil. Bu işin kolayına kaçmak değil midir? Basite gitmek değil midir? İmam Rabbani bu yüzden ne diyor? Dervişlik talebesi, sufilik talebesi, tarikat talebesi daha aşağıdadır. Kimden? İlim talebesinden. Tarikat talebesi kendisini yetiştirmek için çalışır. Bir tarikata girer, dergaha girer. Zikirler, rabıtalar gelişir, devamlı gelişir. Ama kendisine faydası vardır. İlim talebesi ise bir alimin yanında gider, ilmi konularda kendisini geliştirir. Ve etrafındaki yüzlerce, binlerce insanın hayatını kurtarır. Bu yüzden İmam Rabbani diyor ki, ilim talebesi her zaman tarikat talebesinden üstündür. İlim talebesi olacaksın. Hayat kurtaracaksın. Öyle bencil yaşam, kolaya kaçanların işi. Ben kendimi geliştireyim, köşede oturayım, ilahi dinleyeyim, zikir yapayım, maneviyatım artsın. Allah'a daha bir yakınlaşayım, rüyalarımda uçayım, çok güzel şeyler göreyim. Senin kapı komşun eşcinsel olmuş. Teyzenin çocuğu ateist olmuş. Bana ne? Ben kendimi geliştiriyorum, tarikatta çok iyi ilerliyorum. Bak bu cahil işi, bu kolaya kaçmış. Cihatta hiçbir işi yok. İlim ehli ne yapar? Benim bu adamla görüşmem lazım, beni görüştürün. Eşcinsel olmuş, kurtarmam lazım. Burada bir hayat kurtaracağız. Der, ilmiyle onu ikna eder. Rabbime hamdolsun, onlarcasını, yüzlercesini ikna etmek bu dervişe nasip oldu. İlim talebesi olacaksınız. Ha, istidadım var, kabiliyetim var. İkisini beraber götürebiliyorsun. Âlâ, çok daha iyi. Götüremiyorsan bile ilmi öne alacaksın. İlim her zaman hayat kurtarır. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Bak bütün Müslümanları alakadar eden bir mesele. Talebelikle padişahlığın bir arada yürütülmesi çok güçtür sultanım. Seni talebeliğe kabul edersem düzen bozulabilir. Halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allah'ın gazabına maruz kalabiliriz. Kalabilirsin demiyor bak. Seni talebeliğe kabul edersem şöhretin bütün dünyaya yayılır. Cihan bir çağ kapatıp çağ açmış sultan bütün Avrupa, bütün Batı. Bu şeyhi konuşur. Kim bu adam? Adam saltanatından vazgeçiyor. Bir şeyhin kapısında derviş oluyor. Bu adam kim? Burada büyük bir şöhret var. Akşemseddin ama ilmi nefsini aşmış bir adam. Olduğu için ne diyor? Biz bunun vebalini kaldıramayız. Şöhretim artsa ne olacak? Ahirete gittiğimde Allah bana kızarsa. Şöhretim artsa ne olacak? 10 sene, 20 sene daha ya yaşarım ya yaşamam. Akıllı, ilim ehli bir adam. Biz bu vebali kaldıramayız sultanım. Bu yüzden seni dervişliğe kabul etmiyorum. Dedi. Tahta kapısından dışarıya gönderdi. Gitti Ebul Vefa'ya. Şeyhim beni kabul etmedi dervişliğe. Ebul Vefa'ya gitti. Ebul Vefa biliyorsunuz. Vefa semti. Siz bozacıyı bilirsiniz. Orada bir tane bozacı var. Ebul Vefa'yı bilmezsiniz. Her sene oraya boza içmeye giderseniz biraz yukarısında koca Allah dostu var. Fatih'i kapısından kovmuş adam. Allah o ikisinden razı olsun. Ona gitmezseniz kardeşler. Bak şimdi öğrendiniz. Bozacıya girdin mi kardeş? Girdin. Oradan bozayı içiyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Şükür ediyorsun. Ondan sonra biraz yukarıya doğru yürü. Arabayı bırak orada kalsın. Yukarıya doğru yürü. 200 metre, 300 metre yukarıda sol tarafta şeyhin, Ebul Vefa'nın kabri var. Hemen ellerini açıyorsun. Bir Kur'an okuyorsun. Ruhuna bir hediye ediyorsun. Şeyhim mahşerde ellerini öpmem için bana Allah'a dua et. Bana nasip etsin. Bu duayı yapacaksın. Ölen bedendir. Ruhlar ölmez. Allah izin verir, o seni işidir. Ve sana dua eder. Sen ona dua ettiğin gibi o da sana dua eder. O gideceksin o zata, dua edeceksin. Ve şefaat isteyeceksin sana dua etmesi için. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu Lüfa'nın kapısına gidiyor. Dervişine diyor ki, şeyhine bir söyle. Mehmet geldi. Nazarını almak, duasını almak isterim. Ebul Vefa kabul etmiyor. Ya insan bir kabul eder. İçeriye gel bir konuşalım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir konuşuruz yani. Kabul etmiyor. Fakat ağlıyor. Gönderin diyor. Müsait değilmiş dersiniz. Derviş bir geliyor bakıyor şeyhi ağlıyor. Efendim diyor niye kabul etmediniz? Hikmetini açıklar mısın? Evladım diyor bu yol o kadar lezzetli, o kadar hazlı bir yoldur ki kişi Allah'a yaklaştıkça kardeşler müthiş bir muhabbet hali hasıl olur. Bu hali dünya üzerinde
Senede 3-5 defa yaşayan dervişler çoktur. Ben de 3-5 defa bu yakınlık halini yaşarım. Bazen namaz kılarken, bazen zikir yaparken, bazen Kur'an okurken, bazen rabıta yaparken müthiş bir yakınlaşma hali. Buna cezbe hali denir. Allah ruhumu çeker. Bu çekmeyi yaptığı anda dünyada oğlum varmış, kızım varmış, arabam varmış, evim varmış, şu yemekten şu lezzeti alıyormuşum. Bunların tamamı boşa çıkar. Sıfır. Yani Windows'u sıfırlamak gibi. Bilgisayar bazen kafası karışır ya, sıfırlarsın. Bir yeniden bir yükleyelim dersin. Allah o cezbe haliyle seni sıfırlar. Bütün dünyadan aldığın lezzetler tamamen içinden gider. Tek bir isteğin olur. Allah'ım cezbeyi devam ettir. Devam ettir. Bitmesin, bitmesin. Ama dönmen gereken bir hayat var. Yapman gereken bir cihat var. Çalışman gerekiyor. Kendini kurtarman yetmez. Etrafındaki insanlara bilgi vermen gerekiyor. Bir zaman sürer. Bazen yarım saat, bazen bir saat, bazen iki saat. Bazen 10 dakika cezbe hali. Allah bu hali bize yaşatsın kardeşler. Amin. Müthiş bir haldir. Şimdi Fatih eğer burada bu dergahta bu hali yaşarsa, bu hazzı alırsa devlet işlerini aksatabilir. Aksatırsa vebali, biz bu vebali kaldıramayız diyor. Bak bu da ilimli bir şey. Şeyhler iki türlüdür. İlmi olanlar, cahil olanlar. Cahil olanlar insanları ateşe götürür. Sahte şeyhlerdir. İlimle hareket etmezler. Maneviyatlar. Ben rüyamda şöyle gördüm. Sen benim yanıma gel. Senin bundan sonra zekat vermene gerek yoktur. Ya rüya ile olur mu bir iş? Muhammed Aleyhisselam'ın en yakınındaki sahabiler hayatları boyunca zekat vermiş. Sen şimdi bu adam yardımı senin dergahına yapsın diye zekat senden düşmüştür diyorsun. Böyle şeyhlik olur mu? İlimsiz şeyhler adamı Allah'tan uzaklaştırır. Onlar tarikat yolu değildir, barikat yoludur. Engel koyar. İlimli şeyhler, bunlar peygamberlerin varisleridir. Allah onlardan razı olsun. İlim ehli olduğu için kandırılmaları çok zor. Şeytan onları kandıramaz. Ebu'l-Vefa da, Akşeyh de böyledir. Vebalden korkuyor. Yani maslahatta, halkın yaşam tarzında bir sıkıntı oluşursa, sultan onlara davranması gerektiği gibi davranmaz, işlerini aksatırsa, bunun vebali sadece sultana gitmez. Ona vesile olan bize gelir. Ben bu vebali kaldıramam diyor, şöhreti falan bir tarafa atıyor, sultanı kapıdan gönderiyor. Bunlar böyle zatlar. Bunları ziyaret edeceksiniz kardeşim. Ebu'l-Vefa'ya çok defa gittim. Akşemsettin'e gitmek nasip olmadı. Rabbim nasip eder bir gün kardeşlerimle beraber inşallah oraya gideriz. Bir tepede olduğunu söylediler bana. Mübareğin kabrine gideceğiz, biraz Kur'an okuyacağım. Rabıta yapacağım, dua edeceğim. Ellerini öpmeyi isteyeceğim mübarekten. Allahu alem, belki gece rüyama gelir, ellerini öptürür. Birçok veliye sarıldım, ellerini öptüm. Akşeyh'e nasip olmadı. Dua edin kardeşim, ona da bir sarılmak nasip olsun. İnşallah.